Sevgili dostlar merhabalar. İngilizce'de kelime ezberleme konusunda yaşadığımız büyük sıkıntılarımızı bu bölümde tamamen ortadan kaldırıyoruz. Elimde sizler için çok güzel bir kelime ezberleme sistemi vardır ve bunun adı da tombala sistemidir. Artık tombala sistemiyle pratik bir şekilde kelimeler aklımızda kalabilecek arkadaşlar. Kelime ezberleme sizler için o kadar zevkli bir hale gelecektir ki artık bu sistemle birlikte tamamen bir kelime canavarına dönüşeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir çalışma sistemi olmayanlar genellikle kaybeder. Pes eder. Belki gözyaşlarını tutamayabilir. Hani bir adam vardır ya arkadaşlar 90 almıştır. Ya nasıl 90 almış bu adam? Dediğimizde kendimize soru sorduğumuzda alacağınız cevap şudur arkadaşlar. Bu adamın bir sistemi vardır. Bir planı vardır. Bu plan bu sistem dahilinde çalışmıştır ve o puanı gerçekten hak etmiştir. Ve artık siz de bu sistemle birlikte kelimelerimizi çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz ve siz de artık o puanları gerçekten hak edeceksiniz arkadaşlar. İngilizcede kelime ezberlemek gerçekten bir zulümdür arkadaşlar. Aslında zulüm de değildir. Siz kendinize zulüm ediyorsunuz. İngilizce kelime ezberlemek o kadar zevkli, o kadar kolay bir hale getirilebilir ki. Bunu bir sistem dahilinde yaptığınız zaman kendiniz bile fark edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi İngilizce kelimeler herhangi bir İngilizce sınavının üçte birlik dilimini kapsamaktadır. İngilizce kelimeler, İngilizce gramer bilgisi ve okuduğunu anlama bir İngilizce sınavının bütününü kapsamaktadır arkadaşlar. Sınavlarımızda genellikle tabi ki İngilizce kelimelere ihtiyaç duyuyoruz ve sizler yapamadığınız zaman gerçekten moraliniz bozuluyor. Sınavdan çıktıktan sonra da artık girmeyeceğim, artık yapamıyorum, yapmayacağım diyorsunuz. İngilizce kelimeleri öğrenmek istediğiniz zaman kesinlikle içinde boğulmayın arkadaşlar. İlk başlarda sizleri çok fazla sıkabilir. Çok fazla daraltabilir. Ben yapamıyorum, ezberleyemiyorum diyebilirsiniz. Kesinlikle panik yapmayın arkadaşlar. Bilmeyen insanlar gerçekten panik yaparlar. Panik yapmak da sizi kesinlikle doğru yola sevk etmez arkadaşlar. Sınavlarınızda başarısızlığa doğru götürür. O yüzden ne yapacağız? Sürekli bir şekilde ama sistemli bir şekilde günden güne kelimelerimizi artırarak, kelimelerimizi ezberleyerek sınava planlı bir şekilde hazırlamamız gerekmektedir. Şimdi hadi bakalım tombala sistemini öğrenmeye başlayalım. Elimizde 4 adet kelimemiz vardır. Ben bu kelimeleri nereden aldım arkadaşlar? Benim kendi kanalımda verdiğim kelimelerden oluşmaktadır arkadaşlar. Bu 4'ü her gün 15 adet İngilizce kelime öğreniyorum. Videolarından da bunlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tabii ki illa bu çalışmada yani bu kelimeleri de kullanmanıza gerek yoktur tabii ki. Kendi sisteminiz içinde kelimeleriniz de olabilir. Benim paylaştığım kelimeler de genellikle akademik kelimelerdir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani ÖSYM'nin genellikle kullandığı, tercih ettiği kelimelerden oluşmaktadır. Şimdi dört tane kelimemize bakalım. Attribute to, Bir şeye dayandırmak, bir şeye bağlamak anlamına gelmektedir. ikiye bakalım. Devastate, mahvetmek, yok etmek, tahrip etmek anlamlarına gelir. Desire, arzu etmek. Hem fiil hali vardır arzu etmek anlamında hem de isim halinde kullandığımız zaman da arzu istek anlamında. Shortage'a bakalım. Eksiklik, kıtlık anlamına gelmektedir. Genellikle de off'la birlikte kullanılır. Burada belirtelim. Şimdi dört tane burada örnek olarak aldım. Bunların anlamlarına da hemen bakalım. Dayandırmak, bağlamak, mahvetmek, yok etmek, arzu, istek ve eksiklik. Şimdi bunları öğrendiğimiz zaman bunları ne yapacağız arkadaşlar? Tombala sisteminde hemen küçük küçük kağıtlarımızı ayarlıyoruz. Bir yüzüne İngilizcelerini yazıyoruz. Öbür yüzüne de arka yüzüne de Türkçelerini yazıyoruz. Şimdi bunları katlıyoruz. Katladıktan sonra da küçük bir kutu bu büyük de olabilir arkadaşlar. Küçük de olabilir. Fark etmez. Bir kutu temin ediyoruz. Ve bu kutuya bu kelimelerimizi katladığımız kelimelerimizi yerleştiriyoruz. Bu tabii ki gün geçtikçe kelimelerimiz artacağından dolayı da bu kutumuz yetmeyecektir arkadaşlar. Daha büyük kutulara ihtiyaç duyacağız çünkü. Her gün 15 tane İngilizce kelimeyi bu şekilde yazdığımız zaman kutumuz şu hale gelecektir. Peki bunları biz nasıl ezberleyeceğiz? Nasıl öğreneceğiz bu kelimeleri? Şimdi bu kutu içerisinden 2 günde bir arkadaşlar çok dikkat edin. 2 günde bir hepsini teker teker çekmeye başlıyoruz. Bir tanesini çektim. Ön yüzünde dayandırmak, bağlamak anlamında bir tane kelime yazıyor. Şimdi bu kelimemizin arkasındaki İngilizce kelimeyi tahmin etmeye çalışacağım. Dayandırmak, bağlamak. Acaba ne olabilir? Etibiyotu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Demek ki ne yapmışım arkadaşlar? Bu kelimeyi öğrenmişim. Bir tane daha çektim bunun üzerine. Shortage geldi. Shortage bir İngilizce kelimedir ve bunun Türkçesini istiyor bizden. Arka yüzünde de Türkçesi yazıyor ama biz Türkçesini görmüyoruz. Shortage ne demekti? Düşünüyoruz şöyle. Eksiklik, kıtlık of'la birlikte de kullanılıyordu. Hemen bakıyoruz arkasına Türkçesine. Evet, kesinlikle doğru. Shortage eksiklik, kıtlık anlamına gelmektedir. Demek ki bu kelimeyi de öğrenmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Öğrenemediğimizde de tabii ki ne yapacağız bunu? Farklı bir kutuya koyacağız. Öğrenemediklerimizin kutusu olacak bu da. Onları da farklı bir şekilde teker teker çektiğimiz zaman sürekli aklımızda kalarak, pratik yaparak bu tombala sistemiyle kelimelerimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu sürekli hale getirmemiz gerekmektedir. Ben bu kelimeleri kendi YouTube kanalımda da zaten veriyorum arkadaşlar hem 3000 adet İngilizce kelime konulu videolarda paylaşıyorum. Onlar tabii ki daha günlük konuşmalarda geçen kelimelerdir. Akademik kelimelerde istiyorsanız her gün 15 adet İngilizce kelime öğreniyorum konulu videolarımdan bu kelimelerimizi edinebilirsiniz arkadaşlar. Tüm videoların altında da açıklama kısmında da pdf şeklinde hem de orada örnek cümleler de kullanmıştım. O kelimelerimize o cümlelerimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kutuyu da ben ders verdiğim WhatsApp grubundan Vildan Aygün hanımefendiden temin ettim. Kendisine de göstermiştim zaten bu şekilde. Kendisi Türkçe sınavında bu sistemi kullandıktan sonra ve tabii ki derslerimizi aldıktan sonra da 86 gibi çok ciddi bir puana gelerek rahatlıkla yüksek lisansa başlayabilir ya da daha farklı sektörlerde bu puanı kullanabilir arkadaşlar. Şimdi bu örneği de verdikten sonra Tabii ki bununla sınırlı kalmayacak tombala sistemi. Nasıl sınırlı kalmayacak? Hemen bir not defteri tutuyoruz arkadaşlar. Mesela birinci günde 15 adet İngilizce kelime vardır. İkinci günde de yine aynı şekilde 15 adet İngilizce kelime vardır. Bunu bir sisteme bağladık arkadaşlar. Birinci günde hemen 15 tane kelimemizi görüyorsunuz. Attribute'dan tutun ki commit'e kadar. Bu kelimelerimizi hemen tombala kutusuna atıyoruz arkadaşlar. Attribute, dayandırmak, bağlamak, devastate, mahvetmek, yok etmek vesaire vesaire. Bu 15'ini ilk günde tombala kutumuza atıyoruz. Gün geçtikçe bu kelimelerimiz tombala kutumuzda daha fazla hale gelecektir arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu resimde de gördüğünüz gibi mesela attribute'un yanında dayandırmak, bağlamak Türkçesi vardır. Ve kırmızı yazılarda görüyor musunuz arkadaşlar? Base on, base connect, bağlamak, dayandırmak anlamlarına da gelmektedir. Yani bunlar eş anlamlıdır. Bu not defterimizde bu kelimelerimizi yazdıktan sonra Türkçelerden sonra da hem türevlerini hem de böyle eş anlamlarını yazdığımız zaman daha çok kelimeye aşina olmaya başlayacağız arkadaşlar. Mesela ikinci sıradaki devastet kelimesine bakalım. Mahvetmek, yok etmek, tahrip etmek anlamlarına gelmektedir. Hemen bakalım kırmızı yazılı kelimelerimize bunlar eş anlamlıdır arkadaşlar. Destroy, ruin, demolish, wipe out, terminate, exterminate. Bunlar da devastate'e yakın anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yazdığımız zaman kelime dağarcığımızı daha fazla kuvvetlendirmeye başlayacağız. Ve özellikle de şunu da belirtiyorum. Bu kelimelerimizin tamamı akademik kelimedir arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Üçüncü adımda da kelimelerimizi artık görünebilir yerlere koymaya başlıyoruz. Ya da yapıştırmaya başlıyoruz. Bizim sistemimiz içerisinde bu kelimelerimiz 15'er adet şeklinde küçük kağıtlara yazılarak duvara yapıştırılıyor arkadaşlar. Neden mi yapıştırılıyor? Sürekli karşımızda arkadaşlar. Duvarlarımızı süslüyor tabii ki. Görüyoruz, Okumaya başlıyoruz. Yanından geçerken tekrar bakıyoruz. Giderken tekrardan bakıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kafamızda sürekli bir şekilde bu kelimelerimiz devir daim yapıyor. Sürekli karşımıza çıkıyor. Ve sürekli aşina olmaya başlıyoruz. Bunları da tabii ki cümle içerisinde kullandığımız zaman çok daha rahat bir şekilde kelime dağarcığımızı kuvvetlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi çalışmanın sonucuna baktığımız zaman sonucunu görmek gerçekten bir şaheser gibi arkadaşlar. Burada çok fazla günün kelimeleri vardır. Birinci günden tutun ki 40. 50. güne kadar duvarda bu şekilde kelimelerimizi koyabiliriz arkadaşlar. Duvarımızı bu şekilde süsleyebiliriz. Yanından geçtiğimiz zaman hemen bakarız. Birinci günde 15 tane şunlar vardı. 40. günde 15 tane şunlar vardı. Türkçeleri bu şekildeydi. Eş anlamları bu şekildeydi. Türevleri şu şekildeydi. Dediğimiz zaman bu şekilde kelimelerimize aşinalığımız daha fazla artmaktadır arkadaşlar. Az önce de bahsetmiştim ezberleyemediğimiz kelimeleri ne yapacağız demiştik. Farklı bir kutuya bu kelimelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki ezberleyemediklerimiz çok daha az olacak öyle değil mi? Bu az kelimelerimizi, ezberleyemediklerimizi de farklı kutuya koyarak onları da sürekli bir şekilde tombalanın içinden çekerek aşina oluyoruz arkadaşlar. Ezberlediklerimizi ne yapıyoruz? Bunların içerisinden alıp büyük tombala kutumuza ekliyoruz. Tombala kutumuzdaki kelimeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? İki günde bir tamamını çekerek arkasındaki yazıyı, arkasındaki karşılığını öğrenmeye, tahmin etmeye çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar umarım sizlere bu tombala sistemi çok faydalı olur. Sınavlarınızda çok yüksek puanlar alırsanız artık herkes sizinle emredir. Görüşmek üzere.